Evet. Sıva bezi nasıl çıktı üzerinde peki senin? Sıva bezi belki de içeride duruyordun, sıktı çıktı. Ne demem yani, bu deliller kaybetmek için adam her türlü kozu kullandı. Bu adam Bak beni daha Rukiye, önce bak. Rukiye aşkım benim. Dışarıda diyelim ki dışarıda senin dediğini doğru kabul edelim. Murat geldi dışarıdan sıktı gitti. Şimdi dışarıda ya. Svabın senin üstüne ulaşması mümkün değil. Çünkü Tamam arada da duvar var silah ya. belki de, ben de şuna bak, şunu diyeceğim. İçeride de olabilir bu şans. İçeriden belki sıktı, ben o an dengeyi kaybettim. İçeride sıkmış, üstüme uçmuş olabilir. Sonra ben kocamı kucaklamışım, üstüme de uçmuş olabilir. Ben yorganla yatağına sökenmişim, o adamdan imdat beklemişim. Ben et parçasından, kan parçası elime geçince ben eşimin kaybolduğunu fark ettim. Ben niye uğradığımı bilemedim bir dağın başında. Ceyran yok. Dağın bir başı gelin gidin diyecek. Bir aile kimse yok dağın başında. Allah'la baş başa. Üç kişinin biri vuruluyor. Sıva, ya Sıva bize üçütüme uçabilir. Niye uçabilir? Çünkü tek başına adamı kucakladım. Sonra ondan imdat bekledim. Önceki ne al Ya beklediysem. Orhan Bey, Sıva bizi, 24 saat ben adamı... birini vurdum diyelim. Daha doğrusu bir katil birini vurdu oraya. Ben de sonra o ortama girdim. Sıva bizi benim üzerime bulaşır mı? Yok, bulaşmaz. Nasıl Temas bulaşır? ederseniz benimle, mesela dokundunuz bana, elinize bulaşabilir birazcık. Ama ben oraya takıldığım için biliyorum yani, ne diyor? Sağ tarafında yoğun bir şekilde sıva bizi Sağ rastlamış. tarafında. Ateş etmiş. Hatta bugün bir gün size bunu şey olarak da gösterebilirim nasıl olduğunu. Tüfeği var, getireyim tüfeği. Bir atış poligonuna gidelim. Gidelim. Nasıl sıva bulaşıyor bakalım. Hep beraber dağılımına bakalım. Nur Sultan'ın Mercan, siz Nur Sultan'ın babasının da babanız olmadığını düşünüyorsunuz, doğru mu? Evet, benim şüphelerim var. Nasıl şüphem var? Hatta tapelerde de bu yansıyor biraz. Hamileymiş size geldiğinde, öyle iddialar var. Evet, Ya tamam. bu söylenti oldu, ben bunun üzerine ilk ben babama çocuk doğduktan sonra babam beni çağırdı, bu çocuğu banyo yaptırıver falan diye. Çocuğu banyo Çocuk da aynı kendine benziyor. Güzel ya bu dilekçeyle bazı gelişmeler olabilir. Evet söyle. İnşallah. Şimdi beni her çocuğun kırkı çıkıncaya kadar beni arardı babam, kızım gel çocuğu banyo yaptırıver. Ya giderdim, şey yapardım da bir yandan da içime hiç sinmez yani. Ya baba dedim, bir şey soracağım. Yanlış anlama beni dedim. Yani bunu seni kötü itham etmek istemiyorum ama dedim. Kırılma da bana. Bu çocuk gerçekten senin mi dedim. Benim kızım, hiç şüphen olmasın dedi. Ama baba benim içimde hep bir şüphe var dedim yani. Baban ne dedi peki? Seslenme diyor, çocuk benim dedi. Hani çocuk gerçekten senden olma mı, yoksa sen kabullendin de mi, senin gibi mi duruyor yoksa dedim. Yani ben bunu utanmadan, çekinmeden babama sordum gerçekten. Şimdi Demek yine kendin vahşice çalışınca babanı da öyle birisi zannettin, bizi de, beni de Şimdi öyle. Rukiye de bir DNA testi yapılmasını istiyor. Bizden böyle bir talepte bulundu. Bir dilekçe yazıldı. Yazılsın, ben Asliye bak Hukuk Nidem Hanım, Mahkemesi'ne. bu dosyada önce de atıldı bu iftira. Bu ikinci iftira, üçüncü iftira. Bu yani denizin taşmasına delalet oldu. Bu Gelsene. Taştı. Bu kan tahlili olacak çocuğuma. Gel gel Mercan, yanıma gel. Ondan sonra Mercan'a başlatacak dilekçe. Gelir misin? Gel gel yanıma gel. Bir dilekçe hazırladık. Davacı Rukiye Kılınç. Senin TC'ni yazdık. Bak burada da şey dedik. Mersin Silifke'deki güneş evinde. Ay. Güneş evinde kalan kızım. Tamam. Nur Sultan Kılınç. Tüm bunlar yaşanırken davacı ve kızı bir takım ithamlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu itham Nur Sultan Kılınç'ın Yılmaz Kılınç'ın çocuğu olmadığı ile ilgilidir. Evet. Gerek birlikte yaşadıkları Çatak köyünde gerekse başta maktulün çocukları olmak üzere sık sık bu iddialarla karşı karşıya kalmış. Evet. Toplum karşısında küçük düşürülmüştür. Evet. Davacı bu ithamlar nedeniyle manevi olarak yıpratılmıştır. Evet. İmza atmayı biliyor musun? Hayır. Parmak mı basacaksın? Bana sen tut bu kalemi. Yanlış bak, değil değil mi? Kalem beni başka yere götürmez değil mi? Yok ya, estağfurullah. Okuma yazma kısıttı bunca. İmzan da var. Fena değil. İmza attı. TC'si görünüyor da şu TC'sini şöyle otur otur yerine otur. Bak şöyle imzasını attı Rukiye. Zoom girin arkadaşlar. Bundan sonra bakalım mahkeme tarafından kabul edilecek mi? Onunla ilgili. Sayın ya savcım, mahkeme tarafından eğer o zaman bir mahkemede bir savcı mı görüyorlar, hakim mi görüyorlar? Daha önce de atıldı bu iftira aynı. Diyorsun ki o çocuk Yılmaz'ın çocuğu. Evet ya, şimdi benim kaygım, tasam. Geldiğinde hamile miydin sen Yılmaz Kılınç'a geldi? Hayır. Çünkü bak şöyle tapelerde de bazı iddialar var da şimdi ben onu konuşamam burada ekranda. Çünkü konuşamayacağım bir şey. Biliyorsun sen ne olduğunu benim biliyorsun. Benim hiç geride yani benim... Çok üzücü, çok acayip acayip dramatik, çok üzücü.
korkunç. Yani gerçekten sevgili izleyiciler çok korkunç bir iddia. Çok dramatik bir iddia. Sen de biliyorsun Mercan. Bunu siz aslında Murat bunu dile getiriyor da ben bunu o kadar detaya giremem. Yani ahlaken ve şeye. Neyse. Ya neymiş, hamile miydi? Neymiş, hamile miydi? Miydi? Sen geldiğinde hayır, bana şunu söyle. Olmadım. Ben kendime güveniyorum. Eşimden o çocuk Allah'ın izniyle. Bu deliller, kan tahlilleri çıkınca Mercan ne yapacak o zaman deneyeceğim Mercan'ı. Dosya başlatacağım Mercan'a. Mercan'a bu atılan iftiranın altına dosya başlatılacak. Siz de... O zaman Allah bu deliller yani bu... Vallahi çok merak bu ediyorum. Dosya, bu dosya başlatıldıktan sonra Mercan'a mahkeme diye devletin bir savcısı, hakim olarak yardım istiyorum devletten savcısı. Efendim Mercan ne diyorsun? Benim ya bu çocuktan ben... şüphe duymam çok normal değil mi? Yani bir sürü soru işareti var evet. Yani ben neyin nesi olduğunu çıksın ortaya istiyorum. E ya kardeşin olursa ne yapacaksın? Ne yapacağım Didem Hanım? Açtığım davalara... Ya aman Didem Hanım ya, lütfen. Hakaret etme ya. Bir de garip garip gülmeye başladın yine Allah'ım yarabbim ya. Sevimsiz. Gülmüyorum da ağlayayım mı kızım sen ağlan anca. Peki çocuk niye senin yanına gelmiyor şimdi? Nasıl? Nur Sultan niye senin yanında değil? İstemiyorum. Gelse de istemiyorum garip. Çünkü anne duygumu biraz olsun yıprattı. Aa Nur Sultan istemiyorsun. O çocuğa. Zaman bana benziyorsa kesin kardeşimdir Didem Hanım. Ya öyle yalakalık yapma. Yalakalığın sonu iyi değil. Dava açacağım yalak. Babanıza yakın semtine gelme. Uuu töbe. Sen daha. Yok zaten bizim bir damla kanımız varsa çocukta o çocuk seni yakacak. Beni kimse yakamaz. Eğer o çocukta benim babamın bir damla kanı varsa bu cinayeti o çocuk çözecek. Benim babamın bir damla kanı gibi o cinayeti çözecek. Onda vicdan az. Azabı var Nur Sultan'da. Çünkü kanımız var. İkimizin de kanı canı var onda. Ha, vicdan azabı şu demek. Bir şey gerçeği biliyor ve söyleyemiyor. Yo. Demek. Aklı erdikçe çocuk vicdan azabı çekiyor Didem Hanım. Çocuk aklı erdikçe anne sen zaten katil değil mi demiş çocuk köyde. Doğru demiş. Ne demiş? Demiş? Ne demiş? Ne demiş? Böyle bir dakika. Demiş. Hangi, kim demiş? Hanganın yanında demiş. Onu bir da dur da dinleyelim bir dur. Dur bir dur. Saymıyorum sen bir babam dur. Babam vurulduktan sonra köye gelmiş ya. Hı. Damın başında çocukla buğday mı karıştırıyorlarmış? Ne yapıyorlarmış? Çocuk buna dıvıl 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 laf ediveriyormuş. Anne demiş katil zaten sen değil miyim demiş. O zaman o çocuğa tokadı bir çekmiş koltuğunu almış eve indirmiş. Sus kız demiş Murat diyeceksin demiş. Tamam Murat diyeceksin sonuçta Murat zaten niye beni karalıyorsun demek istemiş. He? Çocuk niye katil dedi sana? Katil diyebilir çünkü çocuğun ta aklı ermiyor 3-4 yaşında ya, çocuğa. Ya kızım, Rukiye o kızım çocuk boşa, gördü. Boşa dinleme. O çocuk bu gördü. Bu delil ortaya çıkacak çocuk biliyorsa konuşur bilmiyorsa. Çocuk senin katil olduğunu bildiği için senin yanından gitmek çocuğum. İstiyor. Ne? Çocuk senin katil olduğunu. Gidiyoruz yine ya. Bir ara lütfen. Bir ara.